Evet, herkese selamlar. Creative Commons lisanslarıyla biraz uğraşalım, anlamaya çalışalım. Her videonun başında şöyle bir baktığımız tablomuz bize diyor ki, ben diyor 3 tanesini Creative Commons'tan 3 tanesini inceledim. Bir tanesi public domain'dedir, bir tanesi permissive'dir, diğeri de copyleft'tir. Şimdi biz bunları şu an yukarıda gördüğünüz tablarda detaylar var. Anladığım kadar, eğlendiğim kadar size de anlatmaya, eğlendirmeye çalışacağım. Zero, Creative Commons'ın Zero isimli olan Creative Commons Zero lisansı bizim diğer Apache ve MIT lisanslarından dahi herhangi bir lisans belirtmesi dahi olmadan tamamen anonim olarak kullanabileceğiniz permissive ötesi. Artık permissive demeye de utanmış Wikipedia yazarları. CC BY ise sadece attribution yapıyorsunuz. İstediğiniz kadar değiştirin vesaire. Bu haliyle dokümanlar için, sanat eserleri için, telif hakkı meselesi düşünülen herhangi bir yayın için, müzik, resim, karikatür, birazdan atıfta bulunacağız. Doküman, tabii ki bizim gündemimiz burada bir doküman lisanslama olması, common kriteryanın bir doküman lisanslama türü olması. Bunlar arasında permissive oluşuyla CC BY versiyonu, common kriteryanın bir set, bir sürü lisansı var, birazdan göreceğiz. Bu permissive olan satır oldukça bizim MIT Apache türünü anımsatırken, CC BY SA 4.0.3.0 kendi aralarında fark olmakla beraber share alike özelliğiyle copyleft hale geliyor. Eğer bir değişiklik yapmışsan lavabo aç devam eder. Aynı benim lisans türümlü lisansla yanacaksın. Share alike adıyla kendisini ifade etmiş. Tamam, hemen devam. Şimdi hızlı bir giriş. Burada bir lisans seçim ekranı var. Lisans seçim sayfası var. Hadi hep beraber lisansımızı seçe seçe lisansın ne olduğunu anlayalım. Benim bir dokümanım var. Lisanslamak istiyorum. Bir metnim var. Bir müzik, resim, grafik, çizim, akış diyagramı çizimi. Olmaz ya. Herhangi bir source kod olmayan, kaynak kod olmayan, yazılım olmayan ama lisanslamak istediğim ve o lisansla insanlarla paylaşmak istediğim bir kaynak var, bir sunum, bir video, bir karikatür, bir resim vesaire. Şimdi diyor ki, hangi lisansla lisanslayacağını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ben yeni geldim. Geç o zaman öteki adıma. Atıf istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Evet, bana atfedilsin dersek eğer, yes diyeceğiz. Yok, atıf da istemiyorum, tamamen anonim kalsın dersek de no diyeceğiz. O zaman CC0. Pek de rastlanılan, benim rastladığım bir lisans değil. Herkes bir adı anılsın ister. Atıf yapılsın. Kendi orijinal yaratıcısına bir orijinal bunu icat edene bir atıf yapılsın yeter der. Veya daha fazlasını istiyoruz. Ticari kullanım hakkında ticari olarak kullanılabilsin dersek demezsek, der isek, bakın, değişmedi. Bu üçüncüde ne oldu? Attribution 4.0, CC BY 4.0 oldu. Yani common criteria BY 4.0 şu an. Ticari olarak kullanılabilir. Sadece attribution yapılması, sadece atıfta bulunulması yeterlidir. Yok hayır dersek bir de bunun ticari olarak kullanılmayı engelleyen ilginç bir lisans daha var. Bu da bayağı ticari olarak, yani bu dağıtılabilir ama ticari amaçla kullanılamaz dediği zaman şimdi birazdan karşılaştırmalarda ona değineceğiz. Genelde CC BY 4.0 olarak, yani sadece
bir kredit verildi, yani attribution yapıldı, yani atıfta bulunulması gerektiği durum pek çok durumu kapsayabilir. Şimdi biz ticari olarak kullanabilsin diyoruz yani, fark etmez. İlerledik. Diğerleri modifikasyon yapabilsin mi? Değişiklikler yapabilsin mi? Evet dersek, bakın yine lisansımız değişmedi. CC BY 4.0'dan devam ediyoruz. Yok eğer herhangi bir derivative work, yani türemiş iş dahi asla kabul etmiyoruz dersek, bakın bir de no derivatives. Buradan ne oluyor? Artık özgür lisans kapsamından çıktığını birazdan göreceğiz. İzin veriyoruz. İnsanlar benim çalışmamda değişiklikler yapabilir. O zaman sıradaki adıma geçelim. Evet ama şimdi share alike'a geldik. Çok sık kullanılan bir lisans tipi. İnsanlar ne istiyorlar? Bu bir serbest olsun. Ben bir kamuya açık bir işlem yapıyorum. Bir ürün geliştiriyorum. Ürün derken yani bir fikri mülkiyet olan biraz önce dediğim gibi bir sunum dosyası, bir video, bir yazı, bir resim, bir karikatür, her neyse. Bir fotoğraf, çektiğiniz bir fotoğraf. Ne dedik? İnsanlar bana atıfta bulunmak üzere kullanabilirler. Hatta benim eserim üzerinde değişiklik de yapabilirler ama dedik. No diyerek burada. Değişiklik yaparlarsa eğer onlar da bu eserlerini birebir aynı lisansla yayınlamak zorundalar. Eğer siz bir sunum dosyasını aldınız, Moodle'nin sunumunu aldınız, onu Moodle'in olarak logosunu değiştirdiniz, içerisindeki ifadeleri birebir kullandınız diyelim. Bir sunum dosyası, logoyu değiştirdiniz, şunu bunu yaptınız. Eğer bunu da yaparsan bir atıfta bulunacaksın. Artık onu sen bir yeni haline adapte ettin, derive ettin, modifiye ettin. Yapabiliyorsun bakın bu lisansta. Ama bu sefer sen de çıkan ürününü işte bu CC BY SA 4.0, eğer o 3.0 ise sen de 3.0, birebir share alike'dan kasıt bu. Birebir aynı lisans koduyla lisanslaman lazım. Yani. Güzel. Devam edelim. Burada artık lisanslama safhasına geçiliyor. Biz burası için. Bu kadar yeterli bizim için bu sayfada. Evet. Biz özel olarak örneğin CC BY SA 4.0'ı incelediğimizi düşünelim. Veya 3.0'ı incelediğimizi düşünelim. Burada görüldüğü gibi, evet, pamuk eller cebe, yardım güzeldir. Burada şimdi görüldüğü gibi, şurada demiş ki insanlar okusun diye bir versiyonu yayınladık. Evet, kısaca özet olarak lisans aslında bundan ibaret ama bunun tam metni de işte böyle bir şey. Bu tam metninin Türkçesinde özgürlisanslar.org.tr'de bir Türkçe çevirisi var. Herhangi bir garantisi yok. Resmi bir çeviri değil. Buradan okuma şansınız var. Olduk, yani uzun bir metin. Video kapsamına sokmaya gerek yok oradaki detayı. Onun yerine bakın burada gayet açık ve net bir şey ifade ediyor. Kim için? CC BY SA. Attribution Share Alike. Bakın isminde neler yapılıp nasıl yapılacağı isimle özetlemişler. Bir, sen bunu kopyalayabilir, yeniden dağıtabilirsin. Herhangi bir ortamda. Yani bir sunumu alıp bir videonun içerisinde tekrar dağıtabilirsin. Paylaşmış oluyorsun. Sen tabii ki bunu adapt başlığı altında. Yani yeni bir hale adapte etme. Bunu birleştirme, başka bir çalışmayla değiştirme,
bu çalışmayı baz alarak örneğin bir 30 slide'lık yerinizde attribution share olarak 3.0 lisanslı 30 slide'lık bir slide var. Siz onun üzerine de 20 slide koyup onu tek bir yeni bir sunum dosyası haline getiriyorsunuz. Ve bunu yayınlayacağınız zaman, paylaşacağınız zaman arkadaşlar ne oluyor? Build upon, yani taban aldı. Hani diğer İngiliz ifadeyle based on. Siz buna artık siz kendi sunumunuzu bu eski sunuma taban olarak kullanmışsınız. Temel olarak kullanmışsınız. İçine yerleştirmişsiniz tamamen. Ve transform'a da girebilir bu. Yani diğer şeylerin lisansların tabiriyle derivative work, yani türetilmiş iş anlamına girdiği zaman buradaki adapt'i diğer lisans metinlerindeki diğer copyleft lisans metinlerindeki derivative work'e benzetiyorum. Türetilmiş iş durumuna girdiği zaman ki bunu da yapabilirsin. Hatta ticari olarak da bunu serbest kılıyor. Ancak şu şartlar altında. Bir, atıf yapacaksın. Uygun bir yöntemle. Bu eserin yaratıcısının isim, eser ismi, linkler vesaire lisansın bildirimiyle detaylı bir şekilde kime ait, kimden aldın, hangi lisansla aldın, kime ait, kimden aldın, ne aldın, hangi lisansla aldın, bunu belirteceksin. Ayrıca değişiklikler yapmışsan, burada bakın 4.0 versiyonu 3.0 versiyonu arasındaki fark da var. Değişiklikler yapmışsan değişikliği belirtmenin de bir yolu, yordamı var. Bunları yaptığın zaman, uygun bir yolla yaptığında ancak bu sizin bu ürünün orijinal sahibinden izin alarak yaptığınız anlamına gelmez. Ama hiçbir şart altında ilk orijinal lisanslayıcı sizin özgürlüğünüzü bu lisansa uyduğunuz süre zarfında sürece bu lisansa uyduğunuz sürece lisanslayıcı hiçbir şekilde sizin özgürlüğünüzü kısıtlayamaz. Ama bununla beraber size özel izin verdiği anlamına da gelmez. Şimdi bu ne demek? Yani siz herhangi bir eğer birisi bir eseri açık bir şekilde Common Criteria'nın bir lisans versiyonu lisanslamışsa siz onu o kişiden bağımsız olarak kullanabiliyorsunuz. Ne zamana kadar? O kişiden habersiz olarak kullanabiliyorsunuz. Ne zamana kadar? Bu lisansla birebir uyduğunuz zaman ölçüde. Ve hiçbir şekilde bu adam dönüp arkasına baktığında "Aa, hayır ben senin o şekilde kullanmanı istemiyorum. Ben share alike yapmıştım vakti zamanında ama artık ticari olarak kullanılmasını istemiyorum." Hayır kardeş, sen onu yayınlamışsın. O versiyonunu yayınladın. O yayınlanmış kopyası bende var. O yayınlanmış kopyası artık lisanslandı. Neyle? Attribution Share Alike'la. Sen ancak bundan sonra yeniden yeni versiyonlarını yayınladığında istersen non-derivative, non-commercial yani modifiye edilemez versiyonu istersen başka yayınlayabilirsin. Veya ticari olamaz versiyonu istersen yayınlayabilirsin. Ama artık geçti borun pazarı. Sen bu versiyonu, bu sunumun bu versiyonu, bu videonun bu versiyonu, bu resmin, bu karikatürün bu versiyonu, bu lisansla yayınladın. Ve artık o lisans kapsamı çerçevesinde ben senden özel izin almadığımı bilerek ama sana da haber vermem gerekmediğini de bilerek ve senin bana bu benim lisansın aleyhinde benim sınır özgürlüğümü kısıtlayamayacağına da emin olarak ben bu ürünü kullanıyorum. Ben bu eseri kullanıyorum. Hatta değiştiriyorum. Evet, bize bu özgürlüğü sunuyor. Özgürlük burada. Özgürlüğün sınırları da burada. Şimdi burada bunu Türkçe çevirisinde ben şu ifadeyi tam beğenmedim. Orada şimdi İngilizce ifadesine suggest olarak geçiyor. Ama burada bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Fakat lisans sahibinin sizi kullanım şeklinizi onayladığını göstermez. Şimdi bir Türk okuyucu bunu okuduğu zaman yukarıdaki şu satırla bir çelişki hissedebilir. Lisans şartlarını yerine getirdiğiniz sürece lisans sahibi bu özgürlükleri iptal edemez. Diğer yandan
Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu lisans sahibinin sizi kullanım şeklinizi onayladığını göstermez. Ya onaylamazsa? Onaylamama şansı yok. O lisansla yayınladı artık. Yukarıdaki özgürlük geçerli. Burada Türkçeyi şöyle çevirmeleri daha uygun olurdu. Suggest ifadesini ima etmek olarak çevirmek daha uygun burada. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu lisans sahibinin sizin kullanım şeklinizi onayladığını ima etmez denebilir. Yani. Şimdi bu şu anlam çıkar bu şekilde. Yani özel izin almadınız. Size özel olarak, size birebir şahsi bir izin verdiği anlamını taşımaz. Yani burada sizin derivative work'ten yani sizin türetilmiş işten doğacak herhangi bir suç örneğin. Siz türetilmiş bir iş yaptınız ve türetilmiş bu iş sonucunda bir suç işlediniz diyelim. Oldu ya. Bir karikatürü aldınız. O karikatürde ufak değişikliklerle balonun içerisinde güncel tartışmaya atıf. O karikatürü aldınız. O karikatürün balonun içerisindeki ifadeyi değiştirerek birine hakaret ederek bir suç işlediniz. Şimdi bu bir defa bunlar detaylı metin içerisinde de geçiyordu sanırım. Tam metin içerisinde. Hiçbir şekilde asıl lisans sahibini, orijinal lisans sahibini, ilk eser sahibini sorumlu tutan şeyler değil. Size, siz bu adamın eserini kullandıysa o size birebir izin verdiği anlamına gelmiyor. Ama bu lisans çerçevesindeki özgürlüğünüzü sonuna kadar kullanabiliyorsunuz. Çok uzattım. Çok uzattım. Hemen geçtim. Tam metin Türkçesi sabredip okuyanlara. Ha, uyumlu lisanslar meselesi var. Şu uyumlu lisanslar meselesini önce bizim özgür şeyden FSF'nin Cian Yorg'dan bir gidelim. Şimdi şey açısından GPL açısından uyumluluk meselesine bir bakalım. Orada zaten bu Common Criterion'ın farklarından da güzel bir bahsediyor. Hazır kendisi ile uyumlu olup olmamasından bahsederken. Şimdi şu legend'ı bir hatırlayalım. Yeşil olanlar özgür lisanslar ve GPL ile uyumlu olanlar. Kesikli turuncular özgür ama GPL ile uyumlu değil. Kırmızı noktalar özgür olmayan. Ha, şimdi bu açıdan Free Software Foundation'ın Cihan Yun'un sayfasında Free Software Foundation'ın bakışı üzerinden Common Criterion lisanslarının farkına şimdi bir değinelim. Bir de buradan mı gelelim? Buraya ne yazacağım? Creative Commons yazalım. Come on. Evet. Özgür olmayanlar. Bakın non-commercial ve non-derivative versiyonları özgür değildir diyor. Evet. Değişimi eğer engelliyorsa siz aldığınız bir metinde değişiklik yapamıyorsanız yapmanızı engelliyorsa özgür yazılım olmuyor veya onu satma özgürlüğü de vermiyorsa, ticari kullanım özgürlüğü de vermiyorsa o ticari değil, mülk, özel mülk, proprietary, özel mülk lisansı gibi oluyor. Burada bu non-commercial versiyonu. Çünkü bu kopyaların ticari kullanımını engellediği için özgür olmuyor. Bir de değiştirilmesini daha zalim. Değiştirilmesini de engellediği için özgür olmuyor. Bunlar zaten non-commercial ve non-derivative olarak yapıyorsan bu zaten özel mülk lisansı oluyor. Ha, tabii ki bunu da yapabilirsin. Bazı karikatürlerini özgür olanlardan, eski karikatürlerini özgür olanlardan lisanslarsın. Telif hakkı olanları da non-commercial, non-derivative ile lisanslarsın mesela. Veya sunumlarını, teknik sunumlarını diye. Bu açıdan uyumlu, ha şuraya devam ediyorduk pardon. Bunlar kırmızı nokta non-free olan, özgür olmayanlar. Evet CC0 onu geçtim. Bakın mis gibi yeşil bant içerisinde. Evet burası non-copyleft demiş. Çünkü Attribution 4.0 lisansı, CC BY lisansı permissive.
Yani serbestiyetçi, serbest lisanslarda, MIT Apache kategorisinde, non-copyleft demiş. Yazılımda kullanılmaması gerekiyor. Sadece sanatsal, eğitimsel, sanat ve eğitim üzerine metinlerde kullanılması uygun. Evet, Shader Like ise turuncu. Bakın. Şimdi tek yönlü uyumlu. Şu, evet, bu bir şey, özgür bir yazılım. Hem de copyleft. Copyleft ve özgür. Neden? Share Alike'tan dolayı. Çünkü eğer bir modifiye etmişsen o eseri, sen de tekrar aynı bu lisansla lisanslamak zorundasın. O açıdan copyleft ve zaten free. Ama tek yönlü bir uyum olduğu için downstream, upstream meselesi var diye. O yüzden turuncu çizmiş. Yani GPL ile tam uyumlu değil. Tek yönlü bir uyum var. Evet. Bakın Wikipedia'dan mesela burada tablolar gösteriyoruz. Wikipedia'dan YouTube videosu içerisinde alıntılar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte sırtımızı neye dayadık? Wikipedia içeriğin tekrar kullanımı üzerine metinde zaten Creative Commons Share Alike olarak belirtiliyor. Ve biz de zaten videoda alıntının Wikipedia'nın URL'lerini veriyoruz. Açıkça da şeyde de gösteriyoruz. Hem attribution var. Hem zaten videolar şu videoda dahil Share Alike kapsamına girmiyor. Çünkü değiştirmiş olmuyoruz. Direkt Creative Commons Attribution olarak yayınlamamız yeterli. Ama ben ekstradan videoları Share olarak Share Alike'tır diye de ifade ediyorum tanımda. Ne olur ne olmaz. Evet, OpenSource.org'da Common Criteria ile alakalı Common Criteria'nın metnini bulamadım. Hani onlar onun üzerine biraz tartışmışlar ve approved, yani OpenSource.org tarafından, OpenSource Initiative tarafından sunulmuyor. O noktada bir grilik var. Bakın, OSI approval mı? Common Criteria'ya geliyorsunuz. Hayır. Zero hayır. Burada soru işareti. Aynen bende de o soru işareti var. OSI tarafından sunulmamış. Ama FSF tarafından uygundur denmiş. Özgür yazılımdır, uygundur. Mesela şunlar. Ama OSI tarafından sunulmamış. Onunla ilgili de bir şey var. Bir açıklama var. Bir bakabilirsiniz ona. Ama yani tezat gibi gelmesin. OpenSource.org, yani Open Source Initiative'in sayfasının kendi içindeki metinler, bakın CC BY 4.0, Attribution 4.0 dediği CC BY 4.0 oluyor. Şimdi şey gündem, sıcak bugün için sıcak gündem. Karikatüristlerin hukuk bürosunun yaylım ateşi yüzlerce insana açtığı dava ile ilgili bir gündem var. Bayağı bir ünlü karikatüristlerin de toplum nezdindeki itibarını kendi kendilerine zedelediler. Yani haklı davalarında kendi kendilerini haksız düşürdüler. Sadece kendi karikatürlerini yayınlayıp izin almadan ticari amaçla kullanan insanlara karşı bir hukuk davası sürdürmek tabii ki hakları. Buradaki metinde de bakın, burayı okuyun. Kendi logosunu değiştiren, yani derivative work yapmış insanlar. Türetilmiş iş yapmışlar, almışlar o sanat o eseri, üzerinde değişiklik yapmış. Ve bunu da eser sahibi izin vermiyor. Şimdi bence ne yapmaları gerekiyor bu durumda? Oldukça rezil oldular karikatüristler. Yani haklı olarak çıktıkları yolda aşırı sayıda insana
biraz abartılı sayıda insana yaylım ateşi şeklinde, yani halı bombardıman şeklinde dava açınca haksız duruma düştüler. Çok çirkin oldu. Bu kadar bu işi büyütmemeleri lazımdı. E tabii ki böyle birkaç yüz bin takipçili ticari olarak kullandığı apaçık olanlardan en büyük olanlarına dava sürdürmeliydi. Küçük olanlara hücum etmemesi gerekiyordu. Demek ki hukuk bürosunun gazına geldiler. Neyse, ne yapsa iyi olur bence. Karikatüristler eski karikatürlerini CC BY SA 4.0'la lisanslasınlar. Ve onları bir web sayfasına sunsunlar. Bakın bunu Common Criteria kullanabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ama değiştirirseniz de siz de aynı lisansla yayınlamanız gerekiyor. Deyip bazı karikatürlerinden feragat etmeliler. Ve diğer belki birçok karikatürün için ise ticari telif haklarını hakkını sürdürmeye devam edebilirler. Biraz eskilerden feragat etmeleri lazım, eski karikatürlerinden. Veya bir takım, bir seçki karikatürden feragat edip onları açık kaynak lisanslı olarak sunacaklar. Kullanan da o açık kaynak lisansına uygun kullanacak. Ticari kullanmasına da bazı karikatürlerin izin vermeli. Dolayısıyla izin verilen karikatürler, hani açık copyleft lisanslanmış karikatürler ve telif hakkı olan ayrıca karikatürler diye iki set karikatürü olacak bu adamların. Böylece orta yolu bulmuş olacaklar bence. Şimdi onu bunu boşver, sen kendine bak. Ey Doktor P. Evet, biliyorsunuz yoktu eğitimleri ne Bootlim firmasının slaytları üzerinden ilerlettik. Ve her videonun açıklamasında Bootlim linklerini de verdik. Common Criteria lisanslı olduğunu da belirttik. Eserin sahibini, eserin ne olduğunu ve bir örneği de burada listede de var, bakın solda. Bu listedeki playlistin açıklamasında olanların aynı bir benzeri videolarda da var. Şimdi bu videolarda bir attribution'u yapmış oluyoruz. Nasıl yaptık attribution'u? Attribution bir kullandığımız sırada videonun içerisinde belirttik. Bakın Bootlim olduğunu açık açık gösterdik. Sonra açıklamada da Bootlim'in açık kaynak lisans detayını belirttik. Bir de tabii ben hiçbir değişiklik yapmadığım için Share Alike kategorisinde aynı lisansla paylaş kategorisine girmiyor. Materyali karıştırmadık, aktarmadık ya da materyalin üzerine bir şey inşa etmedik. Yani yeni bir sunum dosyası yapmış olsaydım 30 sunumluk bootlini alıp onu kendi logomla, Dr. P logosuyla 50 sunumluk hale getirseydim, ki bunu da yapabilirim. Bootlin, bu lisansla Bootlin'in logolarını silip kendi Dr. P logolarımı yapıştırdığım bir slide oluşturabilirim. Ama o slide'ı birebir Share Alike 3.0 olarak paylaşabilirim. Bootlim firması öylesine açık bir şekilde paylaşmış. Her ne kadar öyle bir şey yapmasam da her bir derivatif bir work yok burada, türetilmiş bir yok. Doğrudan dağıt, yani bu redistribution, yeniden dağıtım, distribution, dağıtım, herhangi bir medya kullanarak, ortam kullanarak bir dağıtım faaliyeti yapılıyor. Ona rağmen yine de tüm videolar, bu liste içerisindekiler Share Alike 3.0, Attribution Share Alike 3.0 olarak lisanslıdır diye ben de videolarımın lisanslandığını belirtiyorum. Yani sadece YouTube bu arada videolarda, örneğin bir tanesini açalım. Sadece attribution lisansıyla lisanslıyor. Yani share alike'la lisanslamıyor.
Onun üzerine tekrar ifade etmek lazım. Şehir ayakları lisanslamak istiyorsanız. Diz açıklamalarda filan. Evet, bu giriş olduğu için burada şey yoktu. Asıl dersler başlayınca. Dersler başlayınca açık bir şekilde Bootly'nin attribution'ı yapılıyor. Lisans detayları belirtiliyor. Şeklinde ben kendim bu şekilde anladım, bu şekilde kullandım. Eğer bir yanlış varsa Bootly'cilere de yazdım. Eğer bir adil olmayan bir kullanım düşünüyorsanız lütfen belirtin diye. Sonra başımıza iş gelmesin. Faydalı olalım derken. Evet. Genel olarak lisans seçerken lisans farklarını gördük. Lisansla neler yapabileceğimizi gördük. Metinler dedik. Uyumluluk üzerine sayfalar burada. Philosophy Foundation'ın çok güzel bir uyumluluk sayfası var. Oradan kısaca farklarına baktık. Dilim döndüğünce Wikipedia hakeza yine share-alike olarak kendisini sunuyor. Wikipedia'yı videolarınızda Wikipedia sayfasını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz dedik ve konuyu burada noktalıyorum. Görüşmek üzere.